bugün 2023 yılı bütçesini eee konuşacağız. Bütçe tabii eee eee belediyemiz adına çok önemli. Çünkü e, iki yönü var. Hem cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesini bugün bütçeye sunacağız ve onaylanacak. Eee ilave olarak e, tabii ki seçim yılının içerisinde bir bütçe ve her yönüyle hassasiyet gerektiriyor. Eee biz e, bütçeyi yaparken e, özellikle bütçenin e, şeffaflığına, e, bereketine çok e, önem veriyoruz. Onu en tasarruflu bir biçimde kullanmayı asra, israfa fırsat tanımayan bir şekilde olmasını e, önemsiyoruz. Bu yönüyle de e, kıymetli. Dolayısıyla en 100. yılına yakışan e, Cumhuriyetimizin ama aynı zamanda bir seçim döneminin de bütün hassasiyetlerine, yani suistimal şekli olarak algılanan seçim dönemlerindeki bütçe yönetiminin tam tersine biz işini ciddiye alan ve yine işine odaklı bir bütçeyi meclise sunmuş olacağız bugün. Bu bizim için önemli bir kriter. Elbette yerel seçime giderken de yine önemli bir tarafı var. Son yılı aslında tamamlayan bir bütçe olacak. Tabii 2024 yerel seçimlerinden önce yine Kasım 2023'te 24 yılında bütçesini hazırlayan yönetim olacağız. Ama bir yönüyle yerel seçim öncesi o en önemli yılında bütçesini sunmuş olacağız. Enflasyon, ülkemizin ekonomi... Parametreleri bizim hazırladığımız bütçede e, tabii ki e, önemli bir e, zemin oluşturuyor. Keşke bu kadar e, tabiri caizse verilerin oynak olduğu, birbirini tutmadığı e, bir e, o ortamda değil de daha tutarlı, bu kadar enflasyonist bir ortamın ürünü bir bütçe oluşturmasaydık e, ama e, buna rağmen en e, önemli e, tarafı Dediğim gibi bereketi bol ama aynı zamanda bir yatırımcı bütçeyi meclisimizde bugün buluşturacağız. Var, var. Günleme ilişkin sorularımız olacak başkanım. Ee, Sayın Kaftancıoğlu ile yaşandığı iddia edilen bir polemik söz konusu. Ee, bununla ilgili bir açıklamanız olacak mı? Ee, Canan Kaftancıoğlu e, nezaketli bir hanımefendidir. Yani bu bahsi geçen e, kelimeleri bir kadın olarak e, söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar. Cumhurbaşkanı Erdoğan Nef Stadyumu'nda bir İstanbul buluşması gerçekleştirdi ve İstanbul'da startı başlatmış oldu seçim startı standı startını. Siz bu konuda ne söylemek istersiniz? Evet. E, aslında e, ben geçen bu tam bu binanın çaprazında yapılan ee, ve iki liderin katıldığı yani hem Sayın Cumhurbaşkanı hem de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Bahçeli'nin katıldığı toplantıda da e, söylemiştim. E, toplum ilgi göstermiyor. E, 2500-3000 kişinin yaptığı bir toplantı e, ile İstanbul'da dev buluşma e, diye tarifledikleri ortamı e, gördük. E, bunun bir benzerini bence yaşadılar. 50 bin civarında diyebiliyorum Galatasaray Stadyumunun kapasitesini ki bunun neredeyse yarısına yakını bir bölümünü kapatarak bir stat düzeninde bir organizasyon yapıldı. Bu demektir ki 25-30 bin insanın geldiği bir organizasyon halbuki bunu en iyi sayın Cumhurbaşkanı bilir. Ee, yeni kapıda buluşmalar yaparlardı. Ee, bir bir buçuk milyon katıldı denirdi. Bazı gazeteler manşet atardı. Olur mu? Ya 2 milyondu, iki buçuk milyondu diye e, gazeteler deyince size baktım Fatma Hanım. Bazı gazeteler öyle manşetler atardı. 2 i̇ki, iki buçuk milyon diye ama görüyoruz ki işte 20-25 bin kişinin katıldığı bir organizasyonu dev buluşma büyük start büyük başlangıç diye ifade etmeye devam ediyorlar. Bu aslında 2019'da İstanbul yönünü çevirmiştir. İstanbul yönünü çevirdiği yolda devam ediyor, yürüyor. Halk bence bu değişimin hala dipdiri arkasında. Ve hala e, iktidarın karşısında bu endişeyle bazen işte 2500-3000 kişilik Saraçhane buluşmasıyla övünecek duruma düşüyorlar. Bazen de bir stadyuma topladıkları 25-30 bin vatandaşımızla yaptıkları buluşmayı e, övüyorlar. E, bu tam da böyle hani e, onun Sayın Cumhurbaşkanı deyimiyle hani nereden nereye diye bir öykü diyelim altını öyle çizelim. Ee, bu buluşmaya özel metro seferleri düzenledi İstanbul Metrosu. Ee, biz her biz her demokratik buluşmaya sonsuz katkı veririz. Ben hatta e, birkaç toplantıda söyledim. Yani bugün Adalet ve Kalkınma Partisi bizden salon istesin. E, yer, verme yerlerimizi vermeyi e, kendimize vazife ediniriz veya diğer siyasi partiler. Zaten isteyen her siyasi partiye bu katkıyı sunuyoruz. Demokratik bir buluşmaya araç istesinler yine katkı sunarız. Bunun e, mensubu bulunduğum partiye bunu imkanı sunmakla başka bir partiye sunmak arasında fark görmem. Çünkü bu demokrasinin olmazsa olmazı buluşmalara e, bütçemiz el verdiği e, sürece yapabildiğimiz sürece e, katkı sunmak sorumluluğumuzdur. Bunun benzerini ilçe belediye başkanlığım döneminde de defalarca dile getirmiş bir belediye başkanıyım. Partiler var ve özgür bir biçimde iletişimlerini yapabiliyorlarsa, özgür bir biçimde eşitlikçi bir ortamda propagandalarını yapabiliyorlarsa o ülkede olgun bir demokrasiden bahsedebiliriz. Ben İstanbul Belediye Başkanı olarak olgun demokrasiye katkı sunmaktan büyük keyif ve onur duyan bir belediye başkanıyım. Onun için yapılan hizmeti arkadaşlarım adına Tebrik ediyorum. Ak Parti grubu daha çok meclisteki tartışmalarda bütçelerde yatırım oranlarının düştüğünü söylüyor. Bunun için ne dersiniz yani? Ee, tabii şunu söyleyeyim bütçe bu bizim yani tabiri caizse bizim yaptığımız üçüncü bütçe olacak. Ee, özür diliyorum dördüncü bütçe olacak şimdi e, bu bütçelerin e, yürütülmesindeki e, temel o günün e, sorunların çözümü e, var yani nedir bu mesela cari transferler bizim 2020'de 21'de çok daha önceliğimiz oldu pandemi süresi e, süreci yoksulluk yapılan yardımlar gelirlerin daralması ciddi bir sorunlu dönem yaşadı. Bütün ülke yaşadı ama yerel yönetimler daha yoğun yaşadı. Ama mesela bugün açıkladığımız bütçe 2023 bütçesinde, bu da öngörü, son yılların en büyük yatırım bütçesi. %50'nin üstüne çıkan, %52'lere varan yatırım bütçesi. Önemli olan o günün ihtiyaçlarını çözebilmekte. Her ne kadar geçmişte yatırım bütçeleri yoğundu deseler de az önce bahsettiğim işte metro yatırımlarının durduğu bütçeler yine o dönemin bütçeleri. Yani yapala, yapılacağını öngörmüşler o paraları, harcayacaklarını öngörmüşler ama durmuş o işler, yapamamışlar. O bakımdan hem tasarım olarak bütçe tasarımları açısından günün sorunlarını çözen erdemli bütçeler, e, ahlaklı bütçeler, nitelikli bütçeler yönettik. Hem de uygulamada gerçekleşen bütçe noktasında da yine e, etkili bir bütçe yönetimi dönemi geçirdiğimizi ifade edebilirim. E, tüm bile süreci ele aldıkça olgunlaştığı daha da iyi yere gidiyor. Bugün ekonomi koşullarında yani enflasyonun Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamları oranlara çıktığı maliyetlerin yıl içinde 3-4 kez revize edildiği birim fiyatların en az 3 4 kez ilanla düzeltildiği bir dönemde bile biz %52'ye varan bir yatırım bütçesini 2023'e koyma cesaretini ve erdemini koyduk ortaya ve bunu da başaracağız.